Son seansta karşınızdayız. Son seansta Profesör Daron Acemoğlu konuşacağız. Nobel İktisat Ödülü kazandı. Türkiye'den yetişme bir bilim insanı. Galatasaray Lisesi mezunu, uzun yıllar Amerika'da MIT'de profesörlük yapıyor. Aynı zamanda kürsünün başkanı. Ve Daron Acemoğlu'nun Nobel'e giden yolculuğunu ve Nobel sonrası ortaya çıkan durumu da elbette yani. Bundan sonra neler yapabileceğini ya da bir iktisatçının, bir ülkenin ya da ülkelerin, ulusların dönüşümünde ne tür bir katkısı olabileceğini konuşmaya çalışacağız. İki değerli akademisyen konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte. Profesör Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Daron Acemoğlu tabii bu ödülü elbette tek başına almadı. İki çalışma arkadaşı var yakın. Simon Johnson ve James Robinson. İkisi birlikte çalıştılar. İlk kitapları James Robinson'la çıkardıkları ilk kitap. Bildiğiniz gibi Ulusların Düşüşü olağanüstü bir kitaptır. Her sayfasında, her satırında büyük bir emek yatan bir kitaptan bahsediyoruz. Bendeniz okudum. Merak edenler okumadılarsa bugüne kadar okumalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten Ulusların Düşüşü'nü okuduğunuz zaman ülkelerin neden geri kaldığını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Elbette belli bir bakış açısı çerçevesinde izah ediyor bunu. Ama dar koridora girdiğimizde orada biraz daha bu tarafa doğru yelken kırıyor ve orada gerçek anlamda bu koridordan nasıl çıkış olabileceğini bize anlatıyor. Kendisi bundan yıllar önce John Bates Clark ödülü kazandıktan sonra kendisini aradım. Dedim ki hocam galiba Nobel'e gidiyorsunuz. Çok tevazu gösterdi. Yok öyle bir şey dedi ama Nobel'e gittiğini görmüştük. O da kendisi de görüyordu nitekim. Nobel ödülünü biliyorsunuz John Bates Clark ödülü alan iktisatçılar, 40 yaşın altındaki iktisatçılara veriliyor. Ve John Bates Clark ödülü alan iktisatçıların %40'ı hayatlarının sonraki diliminde mutlak surette Nobel'le tanışıyorlar. Şu anda Daron da o mutlu kesimin arasında yer alıyor. Daron Acemoğlu'nu konuşacağız. Profesör Daron Acemoğlu Nobel İktisat Ödülünü kazandı. Bendeniz Daron Acemoğlu'yla sayısız kez diyebileceğim röportajlar yapmış bir gazeteciyim. 5-6 kez yaptım. Arada böyle küçük bazı mülakatlar içinde, yazılı mülakatlar içinde başvurduğum zamanlar oldu. Notlarını benimle kıskanmadan paylaştı her şeyini bütün açıklığıyla. Dolayısıyla bugün ben fazla konuşmayacağım. İki değerli akademisyen konuğumuz var, iktisatçı. Onların konuşması lazım. Bakalım ne düşünüyorlar Daron Acemoğlu'nun. Tabii elbette öncelikle teorisi üzerinden konuşacağız. Tabii dünyaya etkilerini de konuşmaya çalışacağız. Ne diyorsunuz hocam? Bir defa mutluyuz. Tabii. Öncelikle hocayı tebrik ederiz. Evet. İşte bir edebiyatçı aldı Orhan Pamuk. Sonra Aziz Sancar hocamız aldı. O da bizim İstanbul Üniversitesi'nden yetişme. Ama bir iktisatçı almamıştı. En sonunda Daron Hoca aldı. Ben de bekliyordum. Tebrik ederiz. Ama Daron Hoca'nın bir şeyi var. Özel bir tarafı var. İyi bir aileden geliyor. Babası Kevork Acemoğlu. Bu Yön Dergisi'nde. Tabii. Doğan Avcıoğlu'yla eski beraber. Eski Kulağkesiklerin dergisi. Evet. Eski sosyalistlerin. Ama o farklı bir sosyalizm yani evet. Daha Türkiye'nin tarihine, geçmişine yönelik yani milli bir kalkınmayı nasıl gerçekleştirebiliriz? Ona kafa yoran bir gruptu o ve bugün Doğan Avcıoğlu'nun kitaplarını muhakkak okuması lazım entelektüellerin veya akademisyenlerin yani özellikle iktisatla ilgilenenlerin onu okumadan bazı meseleleri tam olarak anlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla Kevork Acemoğlu babası da tanınmış bir ticari hukuk uzmanıydı ama aynı zamanda böyle siyasi bir tarafı. Annesi de hem öğretmen hem de şair. Evet. Dolayısıyla böyle iyi, elit bir aileden yetişme. Biz tabii hocanın katkısı ne diye baktığımızda aslında bugün derste anlattım biraz büyüme ve kalkınma arasındaki farklar. Hoca kalkınmaya ülkelerin
kalkınma süreçlerine kurumlar açısından yaklaşıyor. Evet. Şimdi başka açılardan da yaklaşabilirsiniz. Sermaye birikimi açısından yaklaşabilirsiniz. Bizde işte farklı sermaye tiplerinde aşırı birikim, öbür sermaye tiplerinde yetersiz birikim vesaire olduğu durumlarda. Mesela az gelişmiş ülkelerde altyapı sermayesi bile yetersizdir. Tabii. Ama mesela gelişmekte olan ülkelerde altyapı sermayesi tamamdır. Hemen hemen mevcut teknolojide bütün şeylerde üretim yapabilirsiniz sektörlerde. Ama bölgeler arası gelişmişlik fark olur. Türkiye buna örnektir. Ve yeni teknolojide üretim yapamazsınız. Yeni teknolojiyi üretemezsiniz. Dolayısıyla gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke, az gelişmiş ülke farklarını inceler kalkınma iktisadı. Buna bakarken tabii ki Marksist sosyalist açıdan sömürgecilik, sınıfsal farklılaşma üzerine yoğunlaşan, fakirliğin temel sebeplerinin kapitalizm olduğunu söyleyen bir grup kalkınma iktisatçısı var, bir bakış açısı ki doğru oldukları yerlerde var. Evet. Öbür tarafta kalkınma diye bir problemin olmadığını söyleyen büyüme iktisatçıları var. Evet. Onlar ama şimdi az gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülkeyle karşı karşıya kalınca oradaki problemleri açıklayamıyor. Büyüme iktisadı, o yüzden kalkınma iktisadı gelişiyor. Bazı liberal kalkınmacılar ise geri kalmış olmanın temel sebebini kültürel formlarda bulurlar işte. Evet. Şeydeki gibi Weber'e dayandırırlar işte. İslam ülkeleri geri kalmıştır çünkü neden? Müslümanlık geri kalmanın sebebidir derler. Mesela ben ona katılmam. Hiçbir din geri kalmanın sebebi değildir. İleri gitmenin de sebebi değildir. Bravo. Ekonomi ilerledikçe, toplumsal örgütlenme ilerledikçe dinin yorumu modernleşir ve kozmopolitleşir. Eğer geri kalırsa toplum, dinin yorumu da yozlaşır, bağnazlaşır. Şimdi ben maddi temellerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Darun Hoca burada nereye oturuyor? İşin kültürel boyutuna bakmıyor. Kültür de bir kurum ama toplumsal örgütlenmedeki kurumların yapısının önemli olduğunu söylüyor. Bunu da nasıl şey yapıyor? İşte iki kitaptan bahsettik. Ulusların çöküşünde neden bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha hızlı zenginleşiyor? Niye onlar daha müreffeh? İnsanların yaşam standardı neden daha yüksek? Niye diğerlerinin daha düşük? Evet. Bu sorunun farklı cenahlardan verilecek cevabı var ve hepsi doğru. Gerçeğin farklı yüzleri bunlar. Doğru. Bu taraftaki yüzü ise şu, çok güzel bunu anlatıyor. Zaten bence Nobel İktisat Ödülünü temelde aldığı kitap bu Ulusların Çöküşü'dür. Açıklamada da zaten o söyleniyor. Şimdi cevap kurumların yapısı. Bazı ülkelerde iki tane de kavram geliştiriyor. İşte kapsayıcı kurumlar, dışlayıcı kurumlar. Kapsayıcı kurum bütün vatandaşlara, o toplumun bütün vatandaşlarına eşit bir şekilde, açık bir şekilde fonksiyonel olan kurumlar, dışlayıcı kurumlar ise sadece belli bir kesimi nemalandıran, diğer kesimi dışlayan. Dolayısıyla bütün vatandaşlara açık olmayan kurumlar. Bir nevi aslında biz hani kurallara dayalı devlet derken, kurallara dayalı politikalar derken önceden standardı belirlenmiş ilkeler çerçevesinde toplumsal örgütlenmenin olması gerektiğini söyleyeceğiz. İşte kapsayıcı kurumlar da böyle. Mesela il başkanının kayınçosundan referansla ihale koparamaz kapsayıcı kurum olduğunda. Tabii. Veya ne bileyim talimat ve tensiple, tepeden bir talimat ve tensiple alakasız bir adamı alakasız bir yere atayamazsınız. Evet. Kapsayıcı kurum olduğunda. Ama dışlayıcı kurum olduğunda daha pederşahi yönetimlerin önüne daha güzel imkanlar sağlar. Bir siyasi partinin il başkanı olup oradan vali olamazsınız. Tabii. Var, örneği var. Şey Diyarbakır olur, valisi. Evet. Hem CHP döneminde var hem bu dönemde var. Tabii. Yani tek parti döneminde var. Şimdiki tek parti değil ama şimdikinde de var. Böyle örnekler. Şimdi bunlar dışlayıcı kurumlar. Ne oluyor o zaman? Refah toplumun geneline yayılmıyor. Ve bu yaratıcılığı öldürüyor bu yapı. Ehliyetsiz ve liyakatsiz insanlar daha yükseliyorlar toplumda. O konumları, önemli konumları hak eden, o donanıma sahip ve ahlaka sahip insanlar ise kenarda kalıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla niye zenginleşiyorlar?
Buradan da Adam Smith'e referans verirsek, iş bölümü ve uzmanlaşmayı, bu kapsayıcılık ve dışlayıcılık meselesi. Kapsayıcı kurumların hakim olduğu yerde toplumsal iş bölümü ve uzmanlaşma daha netleşiyor. O zaman daha verimli bir toplum haline geliyorsunuz. Şeyi söyleyeyim, dar koridoru söyleyeyim. Burada ise iktidar gücü ve toplumsal gelişme arasındaki ilişkiyi inceliyor ve hani iktidarın gücü ve halkın gücü birbirini dengeliyor. Halk çok güçlü olur, iktidar çok zayıflarsa hızlı gelişmenin önüne geçen bir şey bu. Sürekli muhalefet, sürekli bir yerden bir takos koyma olur. İşler hızlı yürümez, kalkınma gecikir. Ama öbür tarafta iktidar çok güçlü olur da halkın hiçbir gücü olmazsa bu sefer de tek adam rejimi bu şeydeki ilk kitaptaki dışlayıcı kurumların oluşmasına vesile oluyor. Bu da fakirlik getiriyor. Bir kısım zadegan tayfası, paşazadeler, haramzadeler, servet üstüne servet, mal üstüne mal yaparken toplumun %90'ı perişan halde yaşıyorlar. Bunun bütün az gelişmiş ülkelerde benzeri yapılar var. Dolayısıyla bu işi dengede götürmek gerekli olduğunu söylüyor. Dar koridorla kastettiği şey de o. O dar koridorun içinde ne iktidar çok güçlü olsun ne de halkın gücü devlet otoritesini sarsın. Dengeli götürmek lazım. Demokrasi işte bu dar koridorda giderse ve kapsayıcı kurumlarla olursa demokrasi içinde kalkınma mümkün olur diyor az gelişmiş ülkeler için. Peki eleştiri ne? Benim ve birçok iktisatçının hocaya eleştirisi şu. Ama bu eleştiriyi derken hani böyle hocayı kötülemek için söylemiyoruz. Kalkınma çok yönlü ve çok boyutlu bir kavram ve bunun içerisinde sermaye birikimi var, sömürgeleşmiş toplumların durumu farklı, sömürgeci toplumların durumu farklı. Bizim gibi ne sömürgeci olmuş ne de sömürgeleşmemiş toplumların durumu çok farklı. Dolayısıyla farklı boyutları var. Toplumsal kültürün etkileri var. İşte Orta Doğulu olmak, ne bileyim veya Akdenizli olmak gibi coğrafyanın etkileri var. Nordik ülkesi tabii. Olmak değil mi İskandinavya'da? İskandinavlara yani, çok büyük atıfları var. Dolayısıyla Weber'in dediği gibi dini kurumların ne derece kalkınmaya destek verdiği onun da etkisi var muhakkak. Ama şimdi bir hakikati inceliyoruz biz. Bilim hakikati, gerçeği araştırır. Hakikati araştırırken hakikat çok yüzlüdür. Ve sosyal bilimlerde bizim elimizde laboratuvar imkanları yok. Ne yapıyoruz o zaman? Hakikatin bizim için önemli olan kısmına yoğunlaşıyoruz. Evet. Oradaki yapıyı inceliyoruz. Onun için Daran Hoca'nın yaptığı çalışmayı diğer çalışmalarla birlikte, diğer alan, hakikatin diğer yüzlerini araştıran çalışmalarla birlikte bir bütün olarak değerlendirirsek ancak hakikatin tamamına ulaşabiliriz. Bu yüzden şunu söylemek lazım, sadece kurumlar değil kalkınmayı ve fakirleşmeyi belirleyen şey. Sadece mesela Çin hızlı kalkınan bir ekonomi, hiç de kapsayıcı kurumları yok mesela. Evet. Çin'e hiç değinmiyor, Çin'in kalkınmasını anlatmıyor mesela. Ama en büyük eleştiri bu biliyorsun. En büyük. Tabii. Çin'i tabii. Açıklayamadı. Yani. Evet, açıklayamadı ya da açıklamak istemediği. Ama orada gerçekten kalkınma var mı o da tartışılır yani. Ama tartışılır yani. Çin'de kalkınma tabii. Olup olmadığı. Evet, büyüme Çin'de... var. Kalkınma var mı? Tartışılır. Şu an hala Çin gelişmekte olan bir ülke. Kişi tabii. Başı milli geliri ne kadar Çin'in? 10 bin dolar. Yani tabii. Tamam çok kısa sürede çok hızlı bir çıkış yaptı değil mi? Yani de 2000 dolarlardan 10 bin dolarlara, 12 bin dolarlara çıktı. Evet. Ama hala orta gelir tuzağında yani. Bak tabii nüfusu da çok fazla ama tabii. Baktığınız zaman yani Çin'in ekonomik olarak çok hızlı büyüdü. Bunu biliyoruz ama ne kadar kalkındığı Çin'in. Tabii. Toplumun kalkınıp kalkınmadığı çok ciddi refahın olmadığı tartışma konusu. Suudi Arabistan çok zengin bir ülke ama kalkınmış bir ülke mi bu da mesela tartışılır. O da tartışılır evet. Tabii. Onlar... Yani kalkınmanın başka şeyleri var. Toplumsal eşitlik. Var. Tabii. Yani ben Fransız İhtilali'nin şeyiyle fraternite, égalité, liberté ve eşitlik, kardeşlik, özgürlük. Toplumlarda bu yaygınlaştığı müddetçe kalkınma da daha etkin bir şekilde gerçekleşiyor. Sadece zengin olmak değil. Tabii. Yani kalkınmanın birçok göstergesi var. Sadece kişi başına düşen tabii milli gelir değil. İşte burada hem
Çin örneği hem de işte Suudi Arabistan örneği verebiliriz. Yani şimdi burada aslında tabii öncelikle hocayı, Daron hocayı tebrik ediyoruz. Tabii. Çok mutluyuz tabii. Türkiye'den üçüncü kişi, demin hocam söyledi, ekonomi alanında alması tabii, çok müthiş bir olay. Yani tabii burada bence aslında şuna da bakmak lazım. Bugün işte komite tarafından yapılan açıklama var böyle sizin verdiğiniz notlarda bakın. Bu çok net bir şekilde hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar, evet. Bakın. Çok iyi özetlemiş. Ve çok iyi, nüfusu kötüye kullanan kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Dolayısıyla diyor bu ödül sahipleri, işte Daron Hoca, Simon Johnson ve James Robinson, bunlarla ilgili araştırmalar yaptığı için ve bunların nedenlerini anlattıkları için ve bazı ülkeler neden işte demin hocam söyledi neden refah içinde neden başarılı bazı ülkeler niye yoksun bunları çok iyi anlattıkları için biz Nobel ödülünü veriyoruz diyor komite ve Türkiye böyle bir insandan bilmiyorum ne kadar faydalanıyor. Ben hiçbir siyasi iktidarın yani bugün Sayın Mehmet Şimşek tabii tweet atmış şey herkes yapmış. Kutluyor herkes tabii. Ama yani hocadan bir faydalanın yani böyle bir değerli bir ülke bir evet. insan yetiştiriyor şu an yaşayan en önemli iktisatçı ve Türkiye'nin de yıllardan beri en büyük sorun ekonomik sorun işte bunu konuşuyoruz. Tabii. Yok Merkez Bankası faizi arttırdı, düşürürdü, erken düşürürse ne olur şu olur bu olur. Yani burada yaşayan en büyük iktisatçılardan bir tanesi. Ya biriniz bir gidin de en azından şey olsa bir ara bir seçimlerden önce galiba i̇şte Kemal muhalefet, Kılıçdaroğlu ya getirdi evet, burada bir konuşma getirdi. Yaptırdı falan Okur. Filan ama yani ben iktidarda olan bir partinin ya bir insan bir faydalanması lazım. Ya olacak iş mi bu yani? Hocam kalkınma gibi derdiniz yok ki kalkınma politikası uygulayacak bir kurumunuz yok ki. Yani bu kalkınma iktisatçısı. Tamam ama işte derdi yani hükümetin siz, öyle. Bizim bundan sonra biz böyle kısır tartışmalarla tabii. şey yaparız. Yani bugün Türkiye'de enflasyon düşebilir 200 sene içinde. Ama Türkiye'nin yani Daron Hoca gibi ünlü iktisatçıları, bu kadar değerli iktisatçıları feyiz almadıkları sürece orta ve uzun vadede bu ülkenin kalkınması çok zor. Yani gözüküyor o işte yani Daron Hoca'nın tabii ki bir takım eleştiriler olabilir. Yani onlar benim burada haddim değil şey yapmak. Şunu belirtmek lazım, bu kadar değerli bir insandan Türkiye'nin faydalanması gerekiyor ve yani bunun Daron Hoca işte kitaplarında zaten işte demin şey yaptı dar koridorda çok net bir şekilde yani bir ülkenin değil mi hem özgürlüklerin ve demokrasinin gelişmesi için işte o dar koridor içinde olması gerekiyor ve özgürlüğü ve demokrasi gelişen toplumlar aslında daha hızlı büyüyorlar ve daha kalkınıyorlar bunu söylüyor bunu iddia ediyor. Bu da son derece doğru arada şeyler olabilir. İstisnalar tabii ki olabilir ama genelde bunun olduğunu zaten görüyoruz. Dolayısıyla burada da hikaye ne? Hem toplum gücünü işte power of the state diyor işte power of the society diyor. Hem de halkın gücünün birbirleriyle yakın olması, denk olması. Yani ikisi arasında çok büyük farklılıklar olursa devlet, yani çok, devlet güçlü, çok güçlü, vatandaş zayıf. Vatandaş ama. İşte Türkiye'deki gibi yani öyle değil mi? Türkiye'de devlet çok güçlü. Türkiye'de ondan sonra sivil toplum kuruluşları, sendikalar var ama zayıf. Onları da yönlendiren kim? Devlet yönlendiriyor onları da yani baktığınız zaman. Dolayısıyla iktidar. Devletin gücü, iktidarın gücü var. Tabii iktidar yönlendiriyor. Dolayısıyla yani devlet ve toplum gücü arasında bu kadar dengesizlik olduğu sürece Türkiye yani demokrasiyi kurmak çok zor. Bunu görüyoruz. Şey de çok önemli burada. Yani işte şey de olamaz yani toplumun çok güçlü olduğu, evet. devletin, iktidarın çok güçsüz olduğu bir yerde de ona da devletsizlik işin içine giriyor. O da tabii orada da demokrasiyi kuramıyorsunuz. Ama burada yani Daron Hoca'nın Türkiye ekonomisiyle de ilgili yani neden en önemli sorunun aslında bunlarla beraber tabii ki işte bu özgürlükler, demokrasinin zayıf olmasıyla beraber verimlilik sorunu olduğunu söylüyor. Bu da çok önemli. Bunun nedenleri arasında demin hocam anlattı işte siyasi kurumlar, yolsuzluklar bunların olduğu ve Türkiye'de tabii ki verimlilik artışı tabii bu teknolojiyle de çok yakından ilişkili. Son zamanlarda değil mi Daron Hoca yapay zeka teknolojiyle de ilgili çalışmaları var. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında buna hazır olmadığını, bunlarla ilgili bir stratejisi olmadığını ve burada en önemli şeyin işte toplam faktör verimliliğinde değil mi? Yıllardan beri baktığımız zaman öyle bir anlamlı şey göremiyoruz.
artışlar göremiyoruz. Dolayısıyla bu büyümenin hem sürdürülebilir olması açısından hem de kalkınmanın olması açısından hem de işte yani geçen işte şey yaptık Türkiye'de gelir dağılımı şeyi TÜİK'in 2023 evet. yaptığı çalışmada anketin, değil mi? Evet. Anketinde gelir dağılımı eşitsizliği açıklandı. İşte evet. Gini katsayısı 2006'dan beri en yüksek düzeyde gelir evet. dağılımı eşitsizliğini dün, gösteren. TÜİK Gini katsayısını revize etti ve yüksek çıkardı. Yani yüksek çıkardı derken iyiye doğru gidiş yönünde bir şey yaptı. Bilmiyorum, hatta öyle mi? Mahfiye İlmez eleştirdi bugün. Evet. Aa, yani. Ali Bey bizde bire gelmeden yani, gelir dağılımı eşitsizliği 42'ye düşürdü. Öyle mi? Evet, TÜİK düzeltme yaparak. Ali doğru. Bey bizde ama gelir dağılımı yani eşitsizliği bire gelmeden hocam hükümet şey yapmaz. Ama işte bu çok yani ben baktım orada. Bu kadar net. 2023 yılında en zengin %20'lik kısmın toplam milli gelirden aldığı pay artıyor. En çok nerede düşüyor biliyor musunuz? Nerede? Üçüncü %20'lik kesim. Dilimde. Neresi bu? Orta direk. Orta, direk. Orta direğin tarihteki en düşük seviye milli gelirden aldığı pay. Yani işte dolayısıyla bunlar tabii hep bunlarla ilgili alakalı şeyler. Yani bence bir an önce bu kadar değerli bir iktisatçı varken değil mi yaşayan en iyi iktisatçılardan bir tanesi Daron Hoca bence Türkiye'nin de faydalanması gerekir aynen, diye düşünüyorum. Tabii ki yani aynen. bunlar kısa vadede olacak şeyler değil evet. ama orta ve uzun vadede böyle bir insandan faydalanıp ekonominin de aynı şekilde işte bu yapısal reformlar falan hep söylüyoruz ya işte bunlar aslında yani Daron Hoca işin temelinde yapısal reformlar da duruyor. Yoksa siz faizi indirdin kaldırdın bunlar geçici çözümler. Belli bir süre işte belli bir şey elde ediyorsunuz ama ondan sonra devam edemiyorsunuz. Dolayısıyla bence dediğim gibi faydalanması gerekiyor. Ali Bey popülist söylemler şu anda dünyada evet. hakim olan şey bu popülist siyaset, popülist sağ, popülist sol. İşte lumpen proletaryaya, aidiyetsiz, mesleksiz insan topluluklarına işte şey yapıp onların güdüleriyle, hayalleriyle onları şey yapıp yönlendirip oy kazanan ve abuk sabuk kendine özgü teorilerle bugünkü entegre, küresel ekonomiye entegre ekonomileri yönetmeye çalışan iktidarlar var. Bu iktidarlar Daron Acemoğlu'nun kitabında bahsettiği işte bu dışlayıcı kurumlar ve daha sonra da dar koridorda bahsettiği iktidarın mutlak güce sahip olduğu, adeta eski padişahlar seviyesinde güce sahip olduğu yapılar. Şimdi bunlar zenginlik getirmiyor ve mutlak fakirlik getirir. Yani bunu herkesin iyi düşünmesi lazım. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesi Cumhuriyet'i anlatır aslında. Tabii. Şimdi o zaman kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi bir Cumhuriyet olması için halkın bütün kesimlerini kucaklayacak bir kalkınma, teknoloji, eğitim politikalarının, programlarının olması lazım. Öyle il başkanının kayınçosundan referansla işler olmaması lazım. Tabii. Muhalefetin de kendine çeki düzen vermesi lazım. Muhalefet de muhalefet gibi olmalı yani Türkiye'de. Maalesef siyaset öyle bir popülistleşti ki neler konuşuluyor televizyonlarda. Hocamın dediği çok doğru. Böyle kıymetli adamları getirip de hani biz en azından üniversitelerde seminer versinler. Mesela, üniversitelere getirelim yani. Tabii. Ama bizim hocalar da pek sevmezler. Şimdi Daron çıktı konuştu. Bizim farklı görüşlerimiz var falan diyeceklerdir. Bu sefer de öyle bir şey oluyor yani. Ama bir de ben son bir şey söyleyeyim. Yani bir ülkede bence siyasetçiler kendi menfaatlerini halkın menfaatlerinin önünde tutuyorsa bravo. O ülkenin bütün gelişmesine hikaye. İmkan yok. Aslında bütün tabii. hikaye bence tabii, aynen. burada bitiyor. Türkiye'de de çoğu maalesef. Siyasetçinin yani hepsini demeyelim ama çoğu siyasetçi maalesef görüyoruz yani. Tabii. Yani bu A partisi B partisi demiyorum. Parlamentoya seçilen 600 aynen, kişinin tabii. çok önemli bölümü. Tabii, çok önemli. %90. Kendi menfaatlerini dediğiniz halkın menfaatlerinin üzerinde tuttukları için ülke maalesef gelişemiyor. Bu kadar. Siyaset basit. Esnaflık haline geldi. Oradan para kazanıyor adamlar. Meslek. Evet. Yani çıkıp kürsüde konuşmak bir meslek haline geldi. Halbuki sen oraya bir iş yapmak, para kazanmak için değil, bir milli vazifeyi yapmak evet. için seçiliyorsun. Evet. Cumhuriyet o demek. Önce bu zihniyetin değişmesi lazım. Bu zihniyet değişmediği sürece yani siz istediğiniz kadar olmaz.
Peki, çok teşekkür hocam. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür hocam. Evet, Daron Acemoğlu'nu konuştuk ve böylece son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.